Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün şifalı ve yenilebilir orman meyvelerinden bahsedeceğiz. Bu doğamızda bulunan özellikle ormanlık alanlarda ağaç formunda birçok yabani meyve var. Bizim bölgemizde olanları sizlere tanıtmak istiyoruz. Arkadaşlar en çok bulunan kuşburnu, ülkemizde de çok farklı yerlerde ve farklı tür ve çeşitlerde bulunan bir bitki. Kuşburnu C vitamini kaynağı ve çok şifalı, özellikle kış soğuklarına karşı etkili. Bu nedenle doğadan toplanır, kurutularak şifalı çay yapılır. En çok köy halkı tarafından yine marmelat, reçel gibi tüketimi de mevcut ve taze olarak da tüketilebilir. Kuşburnu gülgiller familyasına ait dikenli bir bitki ve doğada kendiliğinden yetişir. Meyveleri yazın sonunda olgunlaşmaya başlar. Diğer bir bitki çakal eriği, güvem eriği olarak da bilinir ve yabani bir erik türü, antioksidan kaynağı, gerçekten kanser tedavisinde bile kullanılan araştırmalara konu olmuş bir bitki. Çakal eriği de doğal alanlarda bulunur. Hafif, mayhoş ve buruk bir tada sahip, oldukça lezzetli. Bu da en çok çiğ tüketiliyor ama marmelatı ve reçeli de yoğunlukta yapılır. İşte yol kenarlarında gördüğünüzde mutlaka toplayın, avuç avuç tüketin, bağışıklığınız güçlensin. Doğanın belki de en lezzetli yabani meyvelerinden biri böğürtlen. Böğürtlen de yazın ortasından itibaren kırmızımsı şekilde olur. Ancak morumsu ve olgunlaşmış hale gelmesi için yaz sonunu beklemek gerekir. Yazın sonunda mor renkli bu lezzetli meyveler toplanarak taze şekilde bol bol tüketilir. Yine antioksidan kaynağı çok şifalı ve çok lezzetli. Ayrıca reçeli ve marmelatı da yoğunlukta yapılmakta. En çok da meyve suyu şeklinde tüketilir. Menengiç meyvesi de genellikle dağlık yerlerdeki ormanlık alanlarda bulunur. Menengiç meyveleri toplanarak özellikle meşhur menengiç kahvesi şeklinde yapılır. Yine kavrularak çerez şeklinde de tüketilebilir. Menengiç meyvesi de dediğimiz gibi yabani bir orman meyvesi. Mersin meyvesi hambeles veya murt meyvesi olarak da bilinir. Mersin olarak ormanlık alanlarda yetişen siyah ve beyaz renkli olan meyveleri mevcut. Oldukça şifalı, buruk bir tadı olmasına karşın antioksidan kaynağı ve gerçekten çok şifalı, kolesterol ve şeker düşürücü olarak kullanıldığı bilinir. Ormanlarda yetişen çok lezzetli diğer bir meyve koca yemiş meyvesi. Bu meyve dağ çileği veya ağaç çileği olarak da bilinir. Oldukça lezzetli, birkaç tropik meyvenin tadını barındırıyor. Yazın sonunda olgunlaşıyor, yumuşak ve üzerli pütürlü bir şekilde. Bu da toplanarak tüketilir. Özellikle çok tüketildiğinde sarhoşluk ve vücudu uyuşturucu bir özelliği olduğu da söylenmekte. Ormanlık alanlarda ağaç şeklinde yetişen bir meyve, koca yemiş meyvesi. Ateş dikeni bitkisi genellikle park ve bahçeleri süslemek amacıyla kullanılan bir süs bitkisi, ancak doğal alanlarda da yetişir. Kırmızı renkli küçük meyveleri mevcut. Bu da kalp sağlığı için kullanılıyor. Çekirdeğinde siyanür, oksijen siyanürü bulunduğundan çok tüketilmemesi gerekiyor. Ancak gün içerisinde bir avuç yenilebilen lezzetli, elmayı andıran bir tada sahip ateş dikeni bitkisi. Dağ muşmurası da isminden anlaşılacağı üzere dağlık alanlarda yetişen, ormanlarda çokça yetişir. Çalı formunda bir bitki. Bu bitkinin de yine kalp sağlığı için çok faydalı olduğu biliniyor. Bol bol toplanıp tüketilebilir. Ayrıca bunun marmelat ve reçeli de yapılabilir. Bu meyve en çok yüksek rakımlı ormanlıklarda bulunur. Ve yabani elma, elmanın yabani bir formu, hafif ekşimsi tadıyla, ancak antioksidan kaynağı olması itibariyle çok önemli. Yöre halkı tarafından toplanarak taze tüketilebilir. Aynı zamanda marmelat ve reçeli de yapılabilir bir meyve, yabani elma.